Herkese merhabalar. Bu anlatacaklarımız yatırım tavsiyesi değildir. Yasal uyarıyı okuyalım. Bugün çok önemli bir olay oldu. Dolar 18.36, 12.27 arasında gitti geldi. Yani dolar değil bu, dolar ve TL ikisi birbirine bağlı. Yani bir şeyin, bir varlığın çok büyük bir değişim göstermesi için çok az olması gerekiyor ve onunla oynayan birilerinin, yani çok büyük bir varlığın bu kadar hızlı yani değişmesi bir açık hava kumarhanesini andırıyor. Yani gazino Türkiye. Evet, gazino Türkiye'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi biz büyük bir zararla uyanacağız yarın. Niye? Dolara yatırım yaptığımız için. 18.36'dan 12.27'ye çekilmiş. Evet, çok büyük bir zarara gireceğiz. Ama yani o zarar ne kadar büyük artık yaptığımız karlara sayarız. Benim portföyümde %10 kadar, %11,5 kadar hani karlarıyla beraber dolar bazlı yatırımım var. Yani diğerleri de dolar bazlı ama onlar zaten kardan, yani şöyle söyleyeyim, konutta doların fiyatı artarsa birim metrekare bazlı dolar olarak yine artar. Fiyatı düşmez. Yani zaten 600 dolarlara indi. Dolar artarsa 800 dolar olur. Yine hani o rakamı düşmez artık diyelim. 2 milyon TL'yi gördüyse o 2 milyon TL'de kalır. Bir kere düşmez o. Araçta yine çok fazla bir düşme olmaz. Fonlarda düşme bekliyorum yarın. Hisse senetleri, Türkiye hisse senetleri, bunlar da pek bir şey oynamaz. Yani pozitif de olur, negatif de olur. Yani burada bir kayıp bekliyorum. Ancak bugün yapılan bu iş, yani bu işin 18.36-12.27 arasına gelmesi dolar TL'nin, bu yapılan, verilen kararların yani nasıl olacağı, nasıl yapılacağı belli değilken bu şekilde oynama oluyorsa bizim işimiz çok kötü. Yani geçen senelerde enflasyona ezdirmemek için enflasyona endeksli bir ürün çıkarttılar. Sonra ne oldu? Yani enflasyonu hesaplayan kurumu ele geçirip enflasyonu 3 kat daha düşük gösteriyor. Yani %20 ise 3 ile çarpın %60 enflasyon. Şimdi siz zannediyorsunuz ki biz enflasyona endeksli bir ürün çıkardık. Artık paranız işe yaramayacak. İnsanların içi ferahladı. Gitti parasını koydu diyelim. Bekledi bir sene. Bir sene sonra enflasyon hesaplamasını 3 kat düşük yaptığı için, yani 3 kat enflasyon oranında paranız eridi. Şimdi de deniyor ki dolara endeksli bir ürün çıkaracağız. Yani dolara endeksli, yani ben paramı vereceğim 100 bin TL'mi, dolara endeksli bir ürün olacak. O adam, alan adam o parayı dolar mı yapacak? Dolar yaparsa zaten ben doları bozup tekrar TL yap, o da dolar yaparsa değişen hiçbir şey olmayacak. Peki o zaman diyelim dolar artmadı. 3 ay sonra %12 faiz alacaksın. Dolar o günün altına düştü. Adam o parayı dolar yapmışsa bu sefer adam zararda. Parayı alan banka zararda. O parayı, yani çünkü bu sefer diyecek ki ben faizi istiyorum diyecek. Bu sefer faizini alacak ama adam bankacı bunu dolar yapmışsa, o zaman dolar düşmüşse o zaman yani dolardan bir kere zarar yapacak bankacı. Öbür taraftan mevduat faizini ödeyecek. Bir de oradan iki kere double zarar yapacak. Yok bunu faiz işletip çalıştırıp yani çalıştırıp kazandıysa, dolar da %20 arttıysa, bu sefer %3 bir faiz oluştuysa orada, %20 o 3 aylık periyotta %20 arttıysa dolar, bu sefer %17 zararı kim ödeyecek? Yani bunların hepsi ülkeye zarar üstüne zarar. Yani
Yani dediğimiz gibi hani dolar var, herkesin o doları bozup TL veriyorlar. Ama bu TL'yi alan kişi dolar yapıp mı yanına koyacak, yoksa işletip faizini mi verecek? İşletip faizini verip de vereceğim derse, işletirse diyelim %3'lük faiz, ama dolar %20 arttı diyelim, aradaki zararı kim karşılayacak? Yani siz bir tarafı tercih ettiğiniz zaman bu sefer karşı taraf farklı bir yere yatırdıysa o zararı kim karşılayacak? O zaman yine milletin cebine mi el sokacaklar? Yani bunun aslında bu çok büyük bir belirsizlik. Yani bu direkt zarar demek yani. Bu direkt zarar demek. Dolayısıyla yani bu öyle bir şey ki yani Devlet Bankası bu parayı toplarsa gel gel kardeşim ben zarar veriyorum. Ben zararımı devletin milletin cebinden alacağım. Seni memnun edeceğim. O TL mevduatı getiren kişiye memnun edeceğim. Açık açık diyor. Yani ben millet çünkü yani bunu o Devlet Bankası faizde işletirse küçük kazanacak. O ara dolar artarsa o aradaki farkı yine milletin cebinden alır. Çünkü veren kişi diyecek ki ya dolar artmadı. O zaman ben faizimi ver. O adam dolar yaptıysa bu sefer faizinde bir sıkıntı yaşayacak. Yani her yönden bir sıkıntı yani milletin cebinden çıkacak bir para. Anlatılıyor ki yani herkesin kazanacağı bir modelmiş gibi gösteriliyor. Tam tersine herkesin Türk halkının kaybedeceği bir şey bu. Yani bu nasıldı? Bir öncekinde enflasyona endeksli bir getiri vardı. Millet çok sevinmişti. Ben de sevinmiştim insanların artık parası erimeyecek diye. Gördük ki enflasyon kurumunu ele geçirdiler. Sonra 3 kat düşük göstererekten milletin parasını çok güzel erittiler. Şimdi de yeni bir şey deniyorlar. Benim tecrübelerim şunu söylüyor. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bu yatsı ne kadar? Belki 3 ay, belki 6 ay, belki 3 gün. Yani siz faizi yükseltmezseniz arka kapıdan faizi yükseltme adımları atsanız dahi bu ülkeye daha büyük bir sıkıntıya götürebilir. Yani çok büyük bir sıkıntıya götürebilir. Her ne kadar gece gece 18'den 12'lere iniyor gibi gözükürse yani yakın gelecekte çok daha büyük bir seviyelere görebilir dolar. Dolayısıyla yapılan model direkt devleti yani devletin hazinesini halkının zararına yapılan bir model şu an için. Yani bir faiz oranı olsaydı, bir denge olsaydı o faizi yani alacağını herkes alacağını bilirdi, vereceğini bilirdi. Hani ona göre dolara geçme olurdu. Şu an yani model belirsiz. Herkes bir anda heyecanlandı. Herkes güvenmeye başladı bu modele. Ama yani halkın bilerek zarar ettirildiği bir model bu. Halk bu modelle zarar. Niye zarar edecek? Karşı taraf parayı veren istediği kadar alırım diyor. Yani ben diyor ki istersem dolar tarafına geçerim, istersem faiz. İşte bu da çok sıkıntılı bir model. Yani sözün özü yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yani olay bu kadar. Yani bu mum nereye kadar yanar? Yatsıya kadar yanar. Biz de yatsıya kadar bekleyelim. Biz zarar ettik mi? Ettik dolarda olanlar. Biz zarar ettik. Şuralardan zarar gelecek. Ama her zaman demişimdir portföyümde en önemli şeyler benim taşınmaz arsa. Niye? İşte bakın yine bir gün bir açık hava kumarhanesinde yine bir gün oyun oynandı. Evet, bugün oyun oynandı. Bundan önceki gün yine bir oyun vardı. Borsa artı 5'ten Cuma günü artı 5'ten eksi 15'e gitti. Ne kadar sürede? Yarım saatlik sürede, bir saatlik sürede. Dolayısıyla insanlar hep pompom şey yaptı yani. Ne o stop varsa stoplarını patlattı. Zaten ben stop koymadığım için benim için sıkıntı yok. Yani bir gün düşer, ertesi gün yine yani şöyle göstereyim. Gösterebiliriz. Evet, burada bir tek yataşta eksi 5'imiz var. Geri kalan da çok bir şey yok. Bunlar zaten benim değil. Bende 2-3 tane var. Güler var. Hedef var. Petkim var. İsmen var.
Dolayısıyla işte bir gün önce eksi 10 yaptı. Yani şurada artı 10'dan eksi 10'a bakın burada nasıl büyük bir çizgi yemiş. Artı 5'ten eksi 10'a gitmiş. Tekrar gelmişti gitmiş de. Yani açık hava kumarhanesi borsamız. Şimdi dolarda, dolar TL'de Türkiye büyük gazinosu oldu. Yani buralarda işte paramın çoğunu ben bu borsa ve buraya ayırsaydım %80'ini şu an diyecektim ah bir günde 200 bin liram gitti. Ah bir günde 500 bin liram gitti. Dolayısıyla buraların riskli olduğunu görüp ona göre para ayırmanızı tavsiye ederim. Herkese iyi günler.